Ayasofya ile Sultanahmet karşı karşıyadır. Gerçekten adeta şehri bağlayan, birbirine yakıştıran çok güzel iki mabettir. Ben Sultanahmet'i de Ayasofya'yı da çok seviyorum. Ayrı ayrı çok özel camiler gerçekten. Sultanahmet Camisi 17. asrın başlarında daha ilk çeyreğinde inşa ettiriliyor. Banisi Sultan 1. Ahmet. Kendisi Sultan 3. Mehmet'in oğlu, küçük oğlu ve kendisinden sonra Genç Osman, 4. Murat, Sultan İbrahim gibi sultanların babası idi. Sultan 1. Ahmet çok enteresan bir şahsiyet. 14 yaşında Osmanlı padişahı oluyor ki bu inanılmaz bir yaştır yani. Daha çocuk yaşta. Hatta kaynaklar onun henüz sünnet dahi olmadığını söylüyor. Çocuk yaşta Osmanlı padişahı olacak çünkü başka kimse yok. Onun yerine Osmanlı'yı yönetecek başka kimse yok. Bir şekilde babasının vefatı üzerine tahta çıkmış. 14 yaşında bir genç ne yapabilir? Ama o pek çok şeyi başarmış. Gerçekten. Hani pek çok çocuk hükümdar gelmiş Osmanlı'ya ama Sultan 1. Ahmet bu küçücük yaşına rağmen Osmanlı'yı idare etmeyi başarmış. Elbette ki annesinden, valide sultandan yardım almış. Elbette ki paşalarından, ağalarından yardım almış. Ama nihayetinde 14 yıl hüküm sürmüş. Ve aynı zamanda 14. Osmanlı padişahı. Çok orijinaldir 14 rakamı Sultanahmet için. 28 yaşında mide kanamasından aniden vefat etmiş. Osmanlı padişahı bile olsanız, dünyanın en iyi hekimleri bile olsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. 28 yaşında vefat edebiliyor. Sultan 1. Ahmet hiç sefere çıkmamış. Bu onun cengaver bir insan olmadığını söyleyemeyiz yani, göstermez ama şunu da söylemek lazım. Her Osmanlı padişahı cengaver olacak diye de bir durum yok. Tam bir kitap kurdudur Sultan 1. Ahmet. Bunu nereden biliyoruz? Topkapı Sarayı'nda kendine ait bir oda yaptırmış, has oda. Ben dedemin devasa has odasında kalmak istemiyorum. Fatih Sultan Mehmet'ten kalma eski has odada da kalmak istemiyorum. Yeni bir has oda yaptıracağım. Ufacık arkadaşlar. Yani evlerinizin oturma odalarından bile küçük. Sadece bir yatağın sığabileceği ve bütün duvarlarının raf olduğu bir oda hayal edin. Kitap rafları. Kitap okumayı çok seven tam bir kitap kurduydu kendisi. Aynı zamanda kaynaklar onu maneviyatlı ve hakikaten peygamber aşığı bir insan olarak resmederler Sultanahmet'i. Ve kendisi bir cami yaptırmaya niyet etmiş. Çok genç ve henüz bir sefere çıkmamış. Eski geleneklere göre padişah cami yaptırmadan önce bir sefere çıkıp zafer elde etmesi lazım. Zafer anısına. Ama Sultan 1. Ahmet yine de istemekte, arzu etmekte ki ileride insanlar beni unutmasın, ruhuma birer fatiha göndersinler. Ve Serefkar Mehmet Ağa'yı yanına çağırmış. Serefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencilerinden biri. Rivayet olunur ki daha küçük yaşta eğitim görürken Mimar Sinan tarafından uzaktan işaret edilip bu çocuğu alın yetiştirin, bundan iyi bir mimar olur dediği de rivayet ediliyor. Serefkar Mehmet Ağa camiyi yapacağı zaman Mimar Sinan'dan ve onun eserlerinden oldukça yararlanmış. Şehzadebaşı Camisi Veznecilerde, oraya giderseniz o camiyi inceleyin. Caminin örtü sistemini, kubbesini, yarım kubbelerine dikkat edin. Serefkar Mehmet Ağa büyük ölçüde Mimar Sinan eserine sadık kalarak ondan daha da büyük kütle olarak tabii bu camiyi inşa ettiriyor burada arkadaşlar. Tabii Mavi Cami ismiyle anılmış. Neden? Çünkü içerisinde çini yoğunluğu çok fazla ve çiniler de masmavi. Kubbesinden tutun revaklarına, oradan yarım kubbelerine ve ayaklarına kadar pek çok yerinde mavi işlemeler ve mavi çinileri görmemiz de mümkün. Sultan 1. Ahmet'i siyasi anlamda çok uzun uzun anlatmayayım. Sadece şunu diyeyim. Anadolu'da Celali isyanlarını bastıran, doğuda da hangi devletti o? Safevi değil, doğuda dedim, özür diliyorum, batıda. Avusturya. Avusturya uzun süren savaşlar sonucunda meşhur Zitvatok Anlaşması diye hatırlıyorum. Onu imzalayan Osmanlı padişahı idi kendisi. Peki, Sultanahmet Han gıcır bir cami yaptırdı buraya ama kimseler gelmiyor. Çünkü herkes karşıdaki büyük mabede Ayasofya'ya gidiyor. Yani yaklaşık iki asırdır Osmanlı İstanbul'u fethetmiş, ulu cami taşıyor. Ama buraya kimse gelmiyor. Yepyeni gıcır bir cami çünkü. Padişahın camisine cemaat çekmesi lazım. Arzu ediyor. Araştırıyor, düşünüyor, taşınıyor ve Mısır'da eski Memlüklü sultanlarından Eşref Kayıtbay isminde bir zat onun türbesini buluyor. Ona gelen bilgiye göre Eşref Kayıtbay'ın türbesinde peygamberimize ait bir ayak izi var. Kademi Şerif. Ayak izini alın getirin diyor. Ayak izi İstanbul'a gelir. Ve camide imamın namaz kıldırdığı, biraz böyle gelsenize bana. Camide imamın namaz kıldırdığı
mihrabın sol kısmına ayak izini yerleştiriyor. İstanbul halkı çok heyecanlanıyor. Sanki peygamberimiz gelmişçesine Sultanahmet Camisi'ne akın etmeye başlıyorlar. Sultanahmet memnun, herkes çok memnun. Peygamber Efendimiz'in ayak izi getirilmiş. Ama Sultanahmet görmüş olduğu bir rüyadan dolayı çok müteessir oluyor. Çok üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Rüyada kendisine adeta ilham olunuyor ve ayak izi tekrardan iade edilmeli Mısır'a, alındığı yere. Sultanahmet Han istemeye istemeye ayak izini oradan çıkarıyor. Bir kalıbını çıkartıyor ve hocası Üsküdar'lı Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin dergahına hediye ediyor. İkincisini ise baş kalıbı, bir el hizasında baş kalıbını çıkartıp sarığının sorgucuna iliştiriyor. Ve dört mısralık bir şiir yazıyor. Şiirini de günümüzde hala var burada. Sultanahmet Camisi'nin içinde duvarların birine çok güzel bir hat sanatıyla yazılmış pano halinde astırıyor. Ne ola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi nakşını ol Hazreti Şah Resulün, gülü gilizar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet'a durma yüzün sür kademine, o gülün diyor. Ve bu şiiri de başında taşıyor arkadaşlar ve yazdırmış aynı zamanda. Evet, Sultan 1. Ahmet'le alakalı bunu söyleyebiliriz. Cami ile alakalı neler anlatabiliriz? Bir ana dört yarım kubbesi var. Klasik dönemin artık son devasa eserlerinden bir tanesi. Altı minareli olması konusunda Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası eşsizdir. Anlatılana göre altı minareli cami yapılacağı zaman dönemin uleması padişaha demiş ki efendim, Kabe, Mescid-i Haram'da da altı minare var. Altı minareli cami yaparsanız insanlar Kabe'ye alternatif mi yapıyorsun bre padişah diye sizi eleştirirler demiş. Padişah da onun üzerine gidin Mescid-i Haram'a bir minare daha ekleyin cevabını vermiş. Mescid-i Haram'a 7. minare eklenince 6 minare Sultanahmet Camisi'ne eklenmiş oluyor. Cami haricinde arkadaşlar şurada çok güzel bir medrese binası var. Şu görmüş olduğunuz büyük kubbe arkası Sultan 1. Ahmet'in türbesi. Önündeki küçük kubbe medresede derslerin işlendiği ana dershane binası. Küçük kubbelerde de öğrenciler hem yatılı kalıyordu, hem ibadet ediyordu, hem de derslerini orada görüyorlardı. Yurt odaları gibi düşünebilirsiniz küçük kubbelerin altını. Büyük kubbeyi de dershane salonu olarak düşünebilirsiniz. Elbette camilerde de dersler işleniyordu. Sadece namaz kılma mekanları değildi Osmanlı'da diyebiliriz. Thank you.